çiçek görgülü. Yaşıyor. Çiçek. Beni kimse itmedi. Nişanlım da kaçırılmadı. Kaçtı. Yapma. Yapma. Çünkü İskender Kaya Beyliği o bıçakladı. Ben İskender Kaya Beyliği'nin yanındayım. Çünkü o masum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Çiçek Hanım, lütfen cevap alabilir misin? Kavya çıktım ben. Çiçek. Tamam. Sizinle geliyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Ve açıklama verebilir misiniz? Çiçek Hanım, bir aşama verebilir misiniz? Çiçek. Kavya çıkalım efendim. Kavya çıkalım efendim. Kavya çıkalım efendim. İskender Bey, sizi de alalım. Tabii adaletin tecelli etmesi için de gerekiyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Sakin. Ali. Belirttiğim adresi teslim edecekler. Sen sözün tut yeter. Nereye götürüyorlar? Tüyü aramış şurada. Gelin. Ömer. Ömer. Gel kardeşim, gel. Geçmiş olsun. Neredeyim ben? Takılma ona, çok almayacaksın zaten. Ama İskender Bey'in adını ağzına alırsan bedenini sen değil, o kız öder. Unutma.
Daha iyi misiniz? Çiçek Hanım. Yaşadığınızı neden sakladınız? Ben kendim de değildim. Yani yangından sonra birkaç gün öncesine kadar. Neredeydiniz peki? Yoğun bakımda, hastanede. Hangi hastane? Tomris Hanım'ın hastanesi. Buyurun. Tomris Hanım, bizim emniyete kadar geleceksiniz. Kendimde değildim dediniz. O zaman nişanınızın İskender Kaya Beyliği bıçakladığını nasıl haber aldınız? Bana kendisi söyledi. Siz nasıl buldu? Kimliğiniz daha netleşmemişti ki. O beni bulmadı. Ben kendime gelince, haberleri öğrenince kendim gittim yanına. Nerede olduğunu nasıl öğrendiniz? Aradığımda kendisi söyledi. Şimdi nerede? En son bir inşaatta saklanıyordu. Herhalde hala oradadır. Burada. Ali'den bahsediyordunuz. Nişanlınızın suçunu öğrendiğiniz zaman neden İskender Kaya Bey'le gittiniz, doğrudan bize gelmediniz? Eğer dediklerimi yapmazsan Ali ölür. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Bırak onu. Yalvarma. Dediğimi yap. Ali yaşasın. Ben haberleri gördüğümde İskender'in iftiraya uğramasını istemedim. Peki Ali'ye zarar vermesinden korkmadınız mı? Hayır. İskender'i tanıyorum. Öyle biri değil. Ondan intikamı almak yerine basın açıklaması yapmayı tercih etti, öyle mi? Evet. Yani hayır. Evet mi, hayır mı? Çiçek Hanım. Kimliğinizi ifşa etmenizi İskender Kaya Bey'le mi istedi? Hayır, ben istedim. Peki yaşadığınız nişanlınız ve İskender Kaya Bey'inden başka bilen var mıydı? Tomris Hanım. Çiçek Görgül'ün yaşadığını niçin sakladınız? Ben saklamadım. Yangından sonra çıkan DNA raporlarında bir karışıklık olmuş. Yangından sonra laboratuvarda ard arda bir sürü test yapıldı. Sanırım o sırada bir atlama oldu. Benim de... Bunun ne zaman farkına vardınız? Çok geç haberim oldu. Daha birkaç gün önce. Çiçek yoğun bakımdan çıktığında. Çiçeğin yaşadığını anladığınızda yakınlarına haber verdiniz mi peki? Hayır. Neden? Çünkü Çiçek istemedi. Bu halde onu kimsenin görmesine hazır olmadığını söyledi. İkinci bir ameliyat geçirecek, ondan sonra söyleyecekti. Yüzündeki yaralar hafiflediğinde. Tamam mı?
Aynen, ard ard var. Kim bu hale getirdi aslanım seni? Ama İskender Bey'in adını ağzına alırsan bedenini sen değil o kız ödeyecek. Haberin olsun. Ben tanımıyorum. Kalk. Kalk kalk. Siz beni neden tutukluyorsunuz? Neden mi? Haberin yok mu? Bütün memleket duydu. Nişanlı seni ihbar etti. Kim? Nişanlı Çiçek Görgülü. İskender Kaya Beyliği, sen yaralamışsın. Eğer başka bir sorunuz yoksa ben var. Artık... Tomis Hanım, yaşadığınızı saklamayı neden kabul etti? Ben... Yangında ben onun torununu kurtarmıştım. Atlas'ı. Bu yüzden ona yardım etmek istediniz yani, torununuz için. Yardım etmek denemez. Sadece kendine gelmesi için biraz zaman tanıdım, o kadar. Onun kendine gelmesini beklerken mezarında yatanın kim olduğunu araştırmak hiç aklınıza gelmedi mi? Kayıtları kontrol ettim zaten ama maalesef bir sonuca ulaşamadım. Çünkü bunun için testi yenilemek gerekiyor. O zaman bu durumu emniyete bildirseydiniz. Yaşayan birinin mezarında kim olduğunu bilmediğimiz biri yatıyor sonuçta. Hep bu olaylar çıkmadan önce bildirdim zaten. Hastanemden bu olayla ilgili tarafınıza bir yazı gönderdim. Hatanın telafisi için. Elinize ulaşmış olmalı. Kardeşim. Ha? İyi misin oğlum? Tamam. Arkadaşlar. İyi misin? Ali. Ali sakın korkma, tamam mı? Korkma, buradayız kardeşim. Merak etme sen. Merak etme. Korkmana gerek yok. Tamam. Biliyorum. Biliyorum. Özal. Sakin ol kardeşim. Buradayız biz. Son bizim isim. Konuşursun. Tamam kardeşim. Tamam. Sen sakın merak etme. Tamam. Ha? Şu adamın haline bakın ya. Onu alacağınıza, onu bu hale getirenleri almanız lazım ya sizin. Söylese onu da alırdık. Ali sakin. Komiserim. Ben ifademi verdim. Yapabileceğim başka bir şey var mı diye sormadan gitmek istemedim size ama. Yok. Gerekirse biz size ulaşırız zaten. Bu arada çiçeği de götürebilir miyim eğer işi bittiyse? Yazık, yoruldu benim yüzümden. Tabii. Gidebilirsiniz. Ama soruşturma süresince ifadenize yeniden başvurmamız gerekebilir. Tabii tabii. Ne zaman isterseniz. Hadi seni evine bırakayım. İyi çalışmalar. Sakin. Az kaldı, bitiyor. Tomis Hanım'ın ifadesi bitti mi? Ne diyorsun? Çok sakin. Fazla sakin. Çiçek peki? Yalan söylüyor. İkisi de. Şu ifadeleri götür, hemen soruşturmaya başlasınlar. Ne saklıyorlarmış öğrenelim bakalım. Başüstüne başkomiserim. Çiçek Hanım, tamam. Bir açıklama yapar mısınız? Çiçek Hanım, Ali Bey için Çiçek Hanım bir açıklama alabilir miyim? Ali Bey hakkında yeni bir açıklama alabilir miyim? Ali Bey için Çiçek Hanım'ın eşliğine. Çiçek Hanım'ın eşliğine. Çiçek Hanım'ın eşliğine.
arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam, yeterli bu kadar. Lütfen müsaade edin. Ne o, gelmiyor musun? İstediğin oldu, resimler de çekildi. Seni burada bu halde bırakmayacağım herhalde. O kadar da acımasız değilim. Bırak hadi. Beni! İskender, dokunma. Çiçek, hadi. Bravo ya Tombi senin, bravo. Ne kadar da güzel sahip çıkıyorsunuz. Gören de sizi annesi zanneder. Keşke kendi kızınıza da böyle sahip çıksaydınız ama. Ya da hiç değilse bir mezar taşı yaptırsaydınız da... yattığı yerde rahat uyusaydı. Şimali, bunu nasıl yaptınız? Gidelim. Buraya geleceklerinden emin misin? Başka nereye gidecek ki? Burada yaşıyormuş. Delireceğim ya. Buradaymış bunca zaman. Tamam, sakin ol. Şey için söyledim yani, emniyete falan mı gitsek acaba diye. Polisler, gazeteciler. Yine aynı şey olacaktı. Benim onu yalnız yakalamam lazım. Niye böyle bir şey yaptı sence? Var mı aklında bir şey? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Efendim birader. Ha, bekliyoruz biz. Emin misin? Ha, iyi peki madem. Tamam. Ne oldu? Bir şey yok ya, çıkmışlar onlar, onu söylüyor. Başka bir şey var. Yüzünden belli. Çiçek'le İskender. Emniyetten kol kola çıkmışlar. Sarıyer'e lütfen. Çiçek, içeride yanlış bir şey yapmadın değil mi? Ne konuştuysak o değil mi? Hazırsın değil mi? Güzel. Az kaldı, çok az kaldı. Ali. Merak etme, iyi. Sayende birkaç saat ölmekten kurtulacak. Yalnız kaldığın ilk anda beni ara. Alo? Çelebi öğrendi mi? Daha değil. Ama birazdan herkes öğrenecek. Ben çok özür dilerim, çok özür dilerim. Böyle bir şey yapmak asla istemezdim. Ama başka çarem yok, yoksa Ali'yim. Ne istiyor senden? Kendini temize çıkaracağım tamamen. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim başka çarem kalmadı. Ben atlasa bunu yapmak istemezdim. Özür dilerim. Ağlama. Başka bir yol bulacağız. Başka bir yol yok. Bitti diyorum artık. Anlayın lütfen. Bitmedi. Dinle beni. Düşündüğünden çok daha fazla şey biliyorum.
Ankara'ya gittiğimde Kenan'la konuştum. Bu kundaklama meselesiyle ilgili bildiği her şeyi anlattı bana. Ortada tahminimizden çok daha büyük bir suç var. Cinayet az kalır, yaptıkları resmen katliam. Polise gidelim o zaman, niye duruyoruz? Çelebi'nin en ufak bir açık vermeyeceğinden emin olmasam çoktan giderdim. Kanıtlara ulaşmamız lazım. Kenan'ın ifadesi yetmez. Bu sefer kaçacak tek bir yol dahi bulamamalılar. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? İskender ne istiyorsa yap ve Ali'nin kurtulmasını sağla. Ama kesinlikle, kesinlikle Şimal'in öldüğünü söyleme. Biraz zamana ihtiyacım var. Sonra? Sonra eğer her şey yolunda giderse... elimizde hem Ali'yi kurtaracak hem de Atlas'ı koruyacak bir şey olacak. Ne konuştuysak o. Yani akıl alır gibi değil. Bu kadın gerçekten de bunca zamandır yaşıyor muymuş? İnanamıyorum ha. Sen sadece buna mı şaşırdın? Asıl şaşırman gereken o değil. Yanındaki İskender. Hayatında ilk kez başladığı bir işi bitirdi. Peki Çiçek niye böyle bir şey yapmış olabilir? Yapmış demek pek doğru olmaz. Onun böyle bir şeyi tek başına yapabileceğine inanmıyorum. Ne demek istiyorsun? Tomis hayatında ilk defa hata yaptı. Hem de korkunç bir hata. Ama bilirsin, onun gibiler bir kez tökezleyince dünya başlarına yıkılır. Onun için parmağımızı bile oynatmamıza gerek yok. Arkaya yaslanıp çöküşünü seyredeceğiz. Peki onun yaptığına emin misin gerçekten? Elbette. Niye peki? Deli mi bu kadın? Akıllı. Düşündüğümden de akıllı. Yok hocam, yok. Hiçbir açıklama yapmadılar. İfadeleri alındı, sonra da çıktılar zaten. Aldım aldım, yarın getiririm hepsini. Vallahi bilmiyorum ki hocam ya, hiçbir şey anlamadım. Yani adam kendini aklamak için resmen mezardaki ölüyü kaldırdı ya. Tamamdır, haber veririm hocam. Güneş nerede? Gitti. Nasıl gitti? Merdivenlerini unutmuş. Üşür dedim ama... babası arabayla götürdü. Benim evimden bile daha sıcaktır onun arabası. Yapma böyle ama ya. Cemre. Geçecek. Hepsi geçecek. Thank you.
Can. En candan arkadaşım, bu saran gelecek. Kalbindeki yaralar daha çok. Çay yaptım. Sen seversin diye. Burada mı oturuyoruz? Tamam. Tamam, burada oturuyoruz. İyi misin? Neden bana söylemedin? Neden söylemedin? Gelinliğimin ilk geldiği günü hatırlıyor musun? Bir sivilce çıkmıştı yüzümde. Allah'ım demiştim, ne kadar çirkin oldum. Bu nasıl geçecek şimdi? Şu halime bak şimdi. Geçecek bunlar. Geçecek. Evet. Başta ben de öyle demiştim. Ne olabilir ki? Geçer. Yaşıyorum sonuçta. Ne oldu sonra? Ali geldi. Koştum peşinden. Seslendim. Bana bakmadı. Tanımadı beni. Şimal Hanım dedi. Şimal Hanım. Öldüğünü sen de o yüzden. Sen de mi o yüzden tanımadın beni? Karşındaydım. O gün o mahallede. Ödüm kopuyordu beni tanıyacaksın diye. Kimse anlamaz ama o anlar dedim. Gözümden tanır. Tanımadın. Çiçek ben seninle ilgili değil. Zaten kimse tanıyacak kadar uzun süre yüzüme bakamıyor. Ondan ben bunu kaldıramadım. Ölmek istedim. İnsan kendi hayatından vazgeçer mi? Yapma böyle. Sen bunu bilemezsin ki. Sana kimse öyle bakmadı ki ama bana hayatım boyunca zaten herkes öyle baktı. Kimsesiz. Zavallı kız. Yazık. Deme böyle. Deme böyle. Yalan mı? Sizin eve ilk geldiğim gün mutfaktakiler arkamdan konuşuyordu. Kenan Bey ne iyi etmiş de almış yanına. Yoksa bu çocuk heba olurdu. Kimsesiz zaten. Değilse bu evde besleme olur, bir hayatı olur diye. Ama bu sefer gerçekten ilk kez hayatım kurtulmuştu. Sen bilmiyorsun. Ali ile Ali Antalya'dan ev almıştı.
Birlikte oraya gidecektik. İlk kez zavallı olmayacaktım. Kendi hayatım olacaktı, kendi evim olacaktı. Kimse bana acımayacaktı. Tam bitti artık derken... yine acınacak hale düştüm. Hayatım bir daha bitti. İşte o yüzden ben de dedim ki... bari bu çocuğun hayatı kurtulsun. Atlansın. O mutlu olsun. Sen Serdar'la nefret edersin. Nihayet. Özgürlük be. O kadar acele etme istersen. Geç bile kaldım. Bundan sonrasını gerçek suçlular düşünsün. Asıl bundan sonrası önemli. Sonrası mı kaldı? Duymadınız mı Tomris'in yaptıklarını? Kendi eliyle kuyusunu kazmış. Ama ne yalan söyleyeyim. Ondan bu kadar dev bir hata beklemezdim. Bu kadar dev bir hatayı düşünmeden yapacak biri olmadığını biliyorsun çünkü. Yani? Yani kendini mutlaka bu işten sıyırmaya çalışacaktır. Şimal'in mezarı açılana kadar zamanı var. Yani elini çabuk tutmazsan kendini yine kapının önünde bulursun. Yok Çelebi Bey. Bu maç buradan dönmez. Peki, madem bu kadar eminsin, nasıl biliyorsun öyle? Çelebi Bey. Ne yapmak lazım şimdi?
Neyin var? Hiç. Ne demek hiç? Görmüyor musun ortalığın halini? Böyle yapacaksan hiç yapma. Ay pardon. Pardon, affedersiniz. Ben hemen şimdi... Kırıldım. Çok özür dilerim. Yapamadım zaten, beceremedim. Bir şey yapacağım. Tamam, ben bunları toparlayacağım. Ondan sonra da neyse parası vereceğim. Sonra da gideceğim zaten, tamam. Tamam, bırak. Bırak onları, sonra toplarsın. Ya bırak, bırak şunları, bırak. Gel bir, gel şuraya bir otur bakayım. Bırak hadi, bırak, gel. Bırak onları. Gel, otur bakayım şuraya. Anlat. Ama uzatmadan. Çocuğumu götürdü. Kim? Kocan mı? Gerçi... Yani kendi isteğiyle gitti. Kızım benimle kalmak istemedi o evde. O biliyordu tabii böyle olacağını. Benim ona nasıl yetemediğimi bana göstermek istedi. Yetemiyor musun? Kendime bile yetemiyorum. O zaman vazgeçeceksin, döneceksin evine. Çocuğunun başında oturacaksın. Ya da bileğinin gücüyle çalışacaksın. Hem kendine hem de çocuğuna yeteceksin. Boyun eğmesi kolay ama dik duracaksın. Öyle iki bardak kırıldı diye ağlamayacaksın. Ben neler yaşadım. Nelere dayandım bilsen. Ama işte güneş kendi istemeyince mi? Ya çocuk bu, kafası karışır, gözü boyanır, amenna. Ama neticede canı yandı mı, korktu mu, anne diye seslenir. Bir evladın annesinden vazgeçeceğini düşünmek için insanın deli olması lazım. Doğru ya, senin deli raporun var. Doğruymuş o zaman. Yok, değişti o rapor. Akıllıymışım artık. Tamam işte, o aklını başına topla, çalış. Evet. Okumuş kadınsın, böyle iki bulaşık yıkamakla olmaz. Çalışacaksın. Çalış, geceni gündüzüne kat. Gerekirse uyuma. Yeme, içme ama çalış. Evladına yetemeyeceğini sakın düşünme. Bırakma. Sakın bırakma. Biraz uyusaydın keşke. Gözümü her kapattığımda polislerin yanındaki Ali'nin hali geliyor aklıma. Onun için yaptığını anlayacaktır. Köşeye sıkışmışsın. Adını vermesem öldüreceklerdi diyorsun. Ama asıl mesele bu değil Çiçek. Ali'yi düşünüyorsun, tamam anlıyorum ama... artık biraz da kendini düşünsen fena olmaz. Nasıl yani? Ne kadar büyük bir sahtekarlığa alet olduğunun farkında mısın? Şimal'in hayatta olmadığını öğrendikleri an her şey tepetaklak olacak. Tam sana bir şeyler düşündü. Ne düşündü ya? Ne düşünmüş olabilir? İskender Ali'yi kaçırdığında işlerin karışabileceğini, yani dişin içine polisin falan girebileceğini hesap etmişti. Biz o yüzden ifadelerde hiç Şimal'den bahsetmedik. Tomlinson'un onun şehir dışına gittiğini söyleyecek tedavi için.
Bu mu yani çözüm? Yalan ifade vermek mi? Ah Çiçek ya. Bu kadar kolay olabilir mi? Gerçekten inanıyor musun buna? Tomris Hanım Ali'yi kurtaracak. Ne kadar kolay olur onu bilemem ama bana söz verdi. Ben ona güveniyorum. Tomris Hanım sözünü tutar. Onun Atlas'tan başka düşündüğü bir şey yok. Tam zamanında. Rüya. Biraz konuşabilir miyiz Tomris Hanım? Tomris Hanım mı olduk şimdi Rüya? Ne dememi bekliyorsunuz? Kızın hayatını mahvetmişsiniz. Rüya. Ben kimsenin hayatını mahvetmedim. Bir teklif yaptım, o da kabul etti. Bu bizim aramızda bir mesele, seni hiç ilgilendirmiyor. Bu iş ikinizin arasında kalmaktan çoktan çıktı. Rüya. Tamam Çiçek, tamam. Herkes her şeyi biliyor şimdi. Polise yalan ifade vermekle kapanacak şey mi? Çiçeği görenler zaten Şival'in yerine koyduğunuzu biliyor. İskender'i, Çelebi'si, Bülent'i. Ama hiçbirinin elinde bir kanıt yok. Mezar açılana kadar onları susturmanın bir yolunu bulacağım. Hayır, nasıl yapabilirsiniz ki? Nasıl susturacaksınız? Bunu daha önceden düşünecektiniz. Yani bu kadar büyük bir hata... Yapmam gerekiyordu, yaptım. Hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamadım. Atlas için... Tek yol bu muydu? Gerçekten mi? Daha kötü ne olabilirdi? Velayet'i kaybetmemek için değer miydi ya? Atlas için Çiçek'i feda etmişsiniz. Niye? Çünkü Çiçek'in kimsesi yok. Çünkü o yaşasa da özel... Yeter! Yeter! Tomris Hanım bir söz verdi. Tutacak. Hiç kimseye hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. Elimden geleni yapacağım. Rüya Hanım izin verirse tabii. Ama... Verecek. Ya orada mı kaldı gece? Herhalde. Çiçek gelince ben çıktım. Hocam selamlar. Merhaba hocam. Hayırdır? Hocam hayırdır, bir sorun mu var? Var. Adamlar dava açıyorlar. Yalan haber yaptığım için. İskender mi? Abisi, ailesi adına. Kardeşinin ismini lekelediğimiz için. Hocam gerçekten ya... Yalan haber ha. Ben 35 yıllık gazeteciyim Ozan. 35 yıl boyunca 50 çeşit mevzuda mahkemelik oldum. Bir kere bile yalan haber yapmadım. Hocam benim yüzümden oldu biliyorum. Kendi kusurlarını örtmek için beni kullanıyorlar. Ulan ver bunları. Hocam özür dilerim gerçekten. Yeter be Ozan. Yeter be yavrum. Senden özür bekleyen mi var ya? Adımızı lekeledi diyorlar. Ulan şerefsiz herifler. Bizim adımız yok mu? Bizim şerefimiz yok mu? Sen beni dünya aleme rezil edeceksin. Yalancı diyeceksin, sahtekar diyeceksin. Ben hiçbir şey yapmayacağım, öyle mi? Yok öyle bir şey. Bu hoca fena lan. Eski toprak oğlum, bir dalsa tozunu attırır baksana. Ne duruyorsunuz oğlum burada? Ha? Hadi çıkın, çıkın gidin. Biriniz emniyete. Dünkü soruşturmanın neticesini öğrenin. Biriniz de Ali'yi bulun bana, hadi. Tamam. Hadi oğlum, hadi. Tamam, tamam hocam. Allah Allah. Ha? Ben çıkıyorum. Daha yeni gelmişsiniz. Hastaneye gitmem lazım. Soruşturma için gelecekler. Kim olabilir? Polis? Yok, sanmıyorum. Thank you.
Beni özledin mi anneciğim? Defol buradan. Thomas teyze. İlle bir tatsızlık çıkaracak. Bu eve giremez. Tamam, meraklı değilim zaten. Çocuğu hazırla. Alıp gideceğim. Bırakmam. Alamazsın. Çelebi Bey öyle demiyor ama. Senin eski avukatın davayı benden bile iyi biliyor. Çıkıp gidin buradan. Yoksa polis çağırırım. Çağırsana. Lütfen. Olay çıkmasın diye bize eşlik etmelerini istememiştim. Ama madem istiyorsun gelsinler. Çocuğu almasında babasına yardımcı olurlar. Zaten boşanma davası da sonuçlanmadığına göre çocuğu aile evine getirmeye hakkı var. Anladığım kadarıyla annesi de burada değil. Hatta sen onun yerine başkasını koyacak kadar ileri gittiğine göre hayatta da değil. Uzadı ama bu iş. Hadi ama. Atlas. Sakın. Aslan. Sakın. 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 Bak ya. Çelebi Bey, görüyor musun? Şimal görünümlü şey. Senin adın neydi yavrum? Evet, Çiçek. Maskesiz daha güzelmişsin. Dokunma ona. Aha, vallahi orada benimki. Gel lan buraya. Sakın. Canım oğlum. Sakın. Gideceğiz. Yemin ederim eğer o çocuğa dokunursan seni öldürürüm. Avukat Bey, görüyorsunuz değil mi? Alenen tehdit edildim. İfademe bunu da ekleyeyim diyorum. Ne dersiniz? Önce eve Şimal diye bir kadın aldı. Şimdi de beni öldürmeye teşebbüs etti. Tomris, istersen direnme. Bak teklifim hala geçerli. Polisleri çağıralım. Açık açık konuşalım. Şimal'in yerini birlikte tespit edelim. Tomris teyze. Of. Tomris. Hep dram, hep dram. Ben oğlumu alacağım şekil. Buraya gel. Korkma bir tanem. Korkma tamam. Ben buradayım tamam. Korkma. Canım. Atlas. Aç kapıyı oğlum. Baban geldi. Aç kapıyı. Baksana hiç iyi değil. Üstelik daha da kötü günler kapıda. Sen nasıl bir insansın ya? Öngörülü bir insanım. Sana söylemiştim. Dünyayı ayaklarının altından çekip alırım demiştim.
defol! 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 Bırak! 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 Bak dedim! Atlas! Bırak! Yürü! Bırak! Hayır! Bırak ne olur! Lütfen bırak! Bırak çocuğu, indir! Yürü! Bırak! Bırak! Atlas bunu yapma! Canım yapma! Bırak! Bırak çocuğu, indir! Sana bir şey olacak diye korkuyorum. Çıkmam lazım. Dinlenseydin biraz. Tomris teyze. Ben çok özür dilerim. Bülent'im bu kadar. Başka çarem yok derken yalan söylemiyordum. Benim yapabileceğim bir şey varsa sağ ol. Sen nereye? Atlas, o adamın elini bırakamam. Ne yapacaksın ki? Elimden ne geliyorsa. Ne oldu oğlum? Öğrenebildin mi bir şey? Yo, nerede oğlum? Görüştürmediler bile. Sende ne var ne yok? Korkut'la konuştum işte. Tamam, gel böyle oğlum. Ne dedi peki? Ne diyecek oğlum? Soruşturma devam edecek diyor. Mezarın açılmasına kadar gidecekmiş oğlum işin. Şimal'i öğrenmişler mi? Yok oğlum. Kimsenin aklına gelmiyor ki kızın annesinin böyle bir delilik yapacağı. Ne bileyim oğlum, ölen kızın yerine başkasını koymak falan. Peki İskender'in Ali kaldırışını? Ali konuşmuş mu? Beni kimse kaçırmadı demiş kardeşim. Hadi ya. Ya. Ulan delireceğim ya. Hepsi birbirini koruyor. Görüyorsun değil mi birader? Kimin eli kimin cebinde belli değil lan. Ömer. Bence kimse keyfinden böyle bir şey yapmıyor kardeşim. Yok değil ki oğlum. Benim rüyaya bile söyleyemediğim bir şey var lan. Ne var oğlum? Dün gece Çelebi'nin evinde Kenan'ı gördüm. Rüyanın babası? He. Ben sana söyleyeyim, bunların hepsi bir tezgahın içindeler. Bu olay Ali'yi de aşar, çiçeği de aşar demedi deme. Ne diyeyim oğlum? Hayırdır? Niye çağırdın beni? Abin geldi bu sabah. Artık Tomris'in yakasını kolay kolay bırakmaz. Alışmaya başlayayım bence. Atlas'ı almaya. Bülent'le geldiler, çocuğu alıp gittiler. Thank you.
ilk sen almıştın kucağına. Adını sen koymuştun. Çok seviyordun Şimali hani. O çocuk sizin saçma sapan oyunlarınızın arasında perişan oluyor. Tamam, Ali'ye kızdın, seni bıçakladı çünkü haklısın. Tomris'e de kızdın, seni kandırdı. Bu çocuğun suçu ne ya? Haklısı, bu işe ben bulaştırmam. Ama bedelini o ödüyor. Bana beni bırakma dedi. Atlas. Konuştu mu? İskender, onu geri getir. Sana yalvarıyorum, abini durdur. Eğer Şimal senin için gerçekten değerliyse emanetine ne olur sahip çık. Geç bakalım. Hadi lan, davetiye mi bekliyorsun? Hah, şöyle işte. Sen burada takıl. Bundan sonra mekanın sahibi sensin. Al, aç. Televizyon, melevizyon bir şeyler izle işte. Ben akşama uğrarım. Şimdi evi boş bırakmayalım. Anneannen kapıya dayanır birazdan. Hadi bana eyvallah. Bülent'i çıkarmış. Atlas'ı aldılar. Acele etmemiz lazım. Dün akşamdan belliydi boş durmayacağım. Konuşabildin mi? Senden şüphelendi mi? Hayır. Herkesin kendisinden korkmasına o kadar alışmış ki benim arkasından iş çevireceğimi aklına bile getirmedi. Bir şeyler öğrenebildin mi peki? Evet. Ama ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Yaramak zorunda. Bugün değilse yarın mezar açılacak. Her şey ortaya çıkmadan önce Çelebi'yi durdurmam lazım. O yüzden ne öğrendiysen anlat. Hepsini. İskender, Sarnıç'tan çıkan eserleri parça parça aktarmış yurt dışına. Ama polis soruşturmaya başlayınca, yani yangının kaza olmadığı ortaya çıkınca durmuş dikkat çekmemek için. Yani? Yani Sarnıç'tan çıkan eserlerin bir kısmı hala burada. Nerede tutulduklarını biliyor musun peki? Hayır. Ama elde kalan son partiyi bir hafta içinde çıkartacağını söyledi dün gece. Fazla vaktimiz yok. Yani eserler yakalanırsa kaçakçılık yaptıkları kesinleşecek. Evet, ama bu işi tek başına halledemezsin Tümrüz. Benim de yanında durmam mümkün değil. Bir yolunu bulacağım. Bulmak zorundayım. Yoksa her şeyi kaybederim. Sen bir şey öğrenirsen... Hiç merak etme. O şerefsiz her şeyimi elimden aldı. Ben onun yüzünden ölümü bile göze aldım, korkmuyorum. Yeter ki delil olsun elimizde, polise her şeyi anlatmaya hazırım. Çıkmadan önce görmek istedim seni ama uyuyordun.
Bir şey mi diyecektin? Tebrik edecektim. Benim meselem dedim. Halledeceğim dedim. Hallettim. Düşündüğümden daha iyi bir sonuç aldım. Ali içeri girdi. Tomris sahtekarlıktan tutuklanmak üzere. Bülent salıverildi. Ve çocuğu Tomris'ten aldı. Ben de seninle bunu konuşacaktım. Neyi? Bülent'i biliyorsun, Atlas'ın onunla kalmasını istemiyorum. Neden? Ne demek neden? Ya hapisle çocuk mu emanet edilir? Onu sormuyorum. Bu mesele neden seni bu kadar ilgilendiriyor, onu soruyorum. Abi neden olacak? Atlas'ı ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Babasından çok seviyorsun, öyle mi? Onun babası kimseyi sevmez. Kim söylüyor bunu? Tomris mi? Çiçek mi yoksa? Doğru söyle, kimle konuştun sen? Kimseyle konuşmadım. Peki, konuşmadı zaten. Ellerinde oyuncak olmaktan daha yeni kurtuldun. Seni tekrar kullanmalarına izin verme. Ona tekrar cesaret edemezler. Sen yine temkinli ol. Malum, hassas bir yapım var. Duygular insana hata yaptırır. Ayrıca Bülent kimi ne kadar seviyor bilmiyorum ama o çocuğun bu saatten sonra o adamdan başka şansı yok. Şimdiden buna alışmaya başlasa iyi olur. Yani durum budur hocam. Gördüğünüz gibi her yerden sağlam almışlar kendilerini. Bu kadar temiz görünmeye çalıştıklarına göre bu işin altında büyük pislik var demektir. Kesin. Tam olarak öyle zaten hocam. Hoş geldin kızım. Yalnız gelmedim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tomris Hanım'ın size anlatacakları var. Ne konudaydı acaba? Sarnıç'ta çıkan yangının nedenini anlatsam ilginizi çeker mi? Yani mesele bu. Onlar kendi suçlarının üstünü örtecekler diye onlarca kişi hayatını kaybetti. Kızım da onlardan biri. Vay arkadaş, resmen canilik mi ya? Yalnız burada zamanlamayla ilgili bir tuhaflık var. Sen bana yangın sırasında İskender içerideydi dememiş miydin? Evet, oradaydı. Ne olursa olsun böyle büyük bir riske girmek istemeyecektir. Ya hayatım niye tehlikeye atsın ki? Asıl mesele de bu zaten hocam. Bakın bu iş aslında tamamen tesadüf. Yangından sonra çıkan raporlar vardı ya. Oğlum işte o raporlar da var. Yani mutfak katında çıkan yangın aslında başka bir mekanizmayı tetiklemiş. Yani sarnıcın altını olduğu gibi bomba döşemişler. Ancak bir şeyler ters gitti işte. Mutfaktaki yangın. Aynen öyle. Bu yüzden de patlama zamanından önce gerçekleşti. Neyse ne birader. Yani o kadar insanın katili oldukları gerçeğini değiştirmez bu. Siz polise bu konudan söz ettiniz mi? Hayır. Bana bunları anlatan kişinin hayatını tehlikeye atmak istemedim. Çünkü eğer elimizde delil olmazsa o kişinin de hayatı tehlikeye girer. Sana bunları kim anlattı? Söyleyemem. Ama eğer elimize bir delil geçerse her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Peki hocam, yani polisin bulamadığı bombayı biz nasıl bulacağız? Bombayı değil, eserlerin saklandığı yeri bulacağız. Ancak o zaman yaptıkları kaçakçılığı kanıtlayabiliriz. Ne diyorsunuz hocam? Olur var mı? Olacak. Bir şekilde olacak. Aral'a göre neden soramadım. Sen nasıl oldun? İyiyim. Çiçoğum yaşıyor. Şaşkınım çünkü tüm bu oyunları anlayamıyorum. Korkuyorum. Çünkü eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Ya korkma, hem sen bir taraftan onları korumaya çalışıyorsun. Hem de Çelebi'nin fişini çekmeye çalışıyoruz. Söylemesi kolay. Neyi? Korkmamayı. Ne demek bu? İnsanlar gerçekten sevince korkar.
Ama sevdikleri için korkar. Sevdiklerinin başına bir şey gelmesin diye korkar. Sevmekten korkmaz yani, altını çizerim. Yani kısacası benim korkum, sevmekten korkmayanların anlayabileceği bir şey. Senin değil. İkidir bana korkak diyorsun, farkında mısın? Değil misin? Değilim. Bak, bak işte bu senin kalkanın. Böyle kendinden emin bakıp öyle değilmişsin gibi görünmek. Çünkü öyle. Ne güzel kandırıyorsun kendini. Seven insan korkmaz. Eyleme geçer. Ya bu mevzu nasıl dönüp dolaşıp yine benim başıma patladı, ben anlamıyorum ki. Sen bir düşün istersen. Rüya. Ne? Hadi savcıdan izin al, daha fareyle görüşeceğiz. İşimize bakalım. Aynen. İşimize bakalım. Rahat ol lütfen. Laflamak için çağırdım seni. Nasılsın? İyiyim. İyiyim de böyle Tombis Hanım'dan gizli kapaklı gerildim biraz. Merak etme. Tombis'in haberi olmayacak şimdilik. Haberi olduğu zaman da ona ihtiyacın kalmayacak. Arkanda ben olacağım. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Senden istediğim zaman polise gidip Tomis'in yalanlarını bir bir anlatacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Hoş geldiniz. Neredesin oğlum? Anneciğim geciktiniz. Ben daha erken bekliyordum sizi. Atlas! Atlas nerede? Ha? Nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti. Nerede? Anneciğim, bu yaptığınız düpedüz fiziksel şiddet. Kes sesini, nerede Atlas? Kim bilir? Nerede dedim? Sen puf, yok edebiliyorum çocuğu. Kudursan da, çıldırsan da bulamazsın işte. Bülent, benim sabrımı zorlama. Beni çileden çıkarma. Hayır, çıkarsan ne olur? Öldürürüm seni. Şuracıkta alırım bıçağı, kalbine saplarım, gözümü bile kırpmam. Sen Atlas'ı sahipsiz bırakmayı göze alamazsın. Senin yanında büyüyeceğine yurtlarda büyüsün daha iyi. Yaparım Bülent. Bak, yemin ederim yaparım. Benim bu hayatta kaybedeceğim hiçbir şey kalmadı. Ben bu hayattaki en büyük acıyı yaşadım. Eğer biteceksem, eğer hapse gireceksem seni öldürüp öyle girerim. Ama Atlas'ı sana bırakmam. Anladın mı? Eğer Çelebi'ye güveniyorsam sana kötü bir haberim var. İşim bittiğinde umrunda bile olmazsın. Senin derdin ne biliyor musun? Senin derdin Atlas'ın velayeti falan değil. Senin derdin para. Para! Atlas'ın velayetini aldın diyelim, ne yapacaksın? Ha? Ne olacak zannediyorsun? Şimal'in mal varlığının yarısını alırsın, onu da 3-5 ay içinde tüketirsin. Ha, diyelim ki Atlas'ın payına düşeni de yedin.
Bir yıl içinde hepsi tükenir gider. Peki ne öneriyorsunuz? Hı? Hastaneleri sana devredeyim. Yetmez. Her şeyi istiyorum. Taşınmazlar, nakitler, tüm yatırımlar. Hı? Bunda bu kadar düşünecek ne var? Sana güvenmiyorum. Parayı alıp hayatımızdan gideceğine inanmıyorum. Bak, sen sözünü tutarsan ben de tutarım. Ama her şeyi istiyorum. Her şeyi. Tamam. Her şeyi vereceğim. Ne istiyorsan. Yeter ki Atlas'ın velayetini bana ver. Bir daha karşısına çıkma. Çeneni sıkı tut. Gördüğün, bildiğin ne varsa unut. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman söyle şimdi. Atlas nerede? Yüzüme bakmayacak mısın? Çok mu kızgınsın bana? Tamam. Konuş, bağır, çağır, bir şey söyle. Ne olur böyle susma. Neden? Hı? Neden Çiçek? Yani senin bu yaptıklarını benim artık kafam almıyor. Bir tanesine tamam desem yok, diğerine diyemiyorum yani. Artık benim kafam basmıyor. Konuş, sen söyle ya. Sen söyle. Ne diyeyim? Sen o pisliğe niye boyun eğdin? Neden? Korktum çünkü. Çok korktum. Seni öldürecek diye korktum. Canından olacağını, özgürlüğünden olsun dedim. Sen olsan ne yapardın? Elinde olsan beni öldürmesine izin mi verirdin? Ne gerekiyorsa, ne istiyorsa yapmaz mıydın? Ben sana dedim değil mi? Bırak gideyim dedim. Önümde durma, teslim olayım dedim. Demedim mi? Dedim değil mi? Ne değişti? Sonuç ortada. Seni bu hale getiren puşt beni içeri attırdı. Hem de seni kullanarak. Herif şov yapıyor ya. Dışarıda şov yapıyor. Kendini temize çekti. Seni ne hale getirdi? Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşıyor. Sen hayattasın diye şimdi seni itmemiş mi oldu? Hiçbir şey yapmamış mı sayılacak yani? Ne oldu şimdi? Hı? Sen hayattasın ya. Benim için daha önemli hiçbir şey yok. Gerisinin önemi yok. Yapma şunu. Halil sana kurban olsun. Kurban olayım. Saklama yüzünü benden. Hı? Demesi kolay. Ben senin yüzüne bakarken bile kendi yüzümle tutanıyorum. Çiçek, saçmalama, gözümü seveyim. Keşke. Keşke böyle hissetmemenin bir yolunu bulsam. İşte bana daha çok koyuyor burada olmak. O herifin ekmeğine yağ sürmek bana çok koyuyor. Bak, bak. Sen buradan çıkacaksın, tamam mı? Ama o içeriye girdiğinde bir daha çıkamayacak. Nasıl? Domuz'a. Onun sarnıcı kundakladığını ispat etmeye çalışıyor. Hepimizin kurtuluşu buna bağlı. Anladım. Peki memur bey, bu sarnıçtaki davetin izni ne zaman alınmış?
Şöyle ki 1 Ekim'de alınmış. Ha yani davetten 4-5 hafta önce yani. Evet. Ya bir de şeyi merak edeceğim. Şimdi bu sahnişte tarih eser olduğu iddiaları var. Ne bileyim sit alanı ilan edilmek üzereymiş falan. Doğru mu bunlar? Şimdi orasıyla alakalı bütün belgeler, evet burada, şu da. Buyurun inceleyebilirsiniz. Sağ olun ya vallahi. Eksik olmayın. Rica ederim. İyi günler. Ben ilandaki asistan mimarlık için aradım. Ha. Yok, 30 yaş üstüyüm. Evet. Tasarım programları biliyorum. Evet. Yani okulda öğrendiğim kadar tabii. Evet. Yani aslında benim ilk işim olacak bu. Çizdiğim projeler, okulda çizdiğim projelerim var. Mezuniyet projelerim. Ha, yok. Yok, AVM, sinema öyle büyük bir projede çalışmadım maalesef. Evet, anlıyorum. Tabii. Teşekkür ederim. 2 günde kaçıyor musun işten? Yok. Yok yani ek iş olsun diye bakıyorum boş zamanlarımda. İyi. Bırak bakayım o işi. Bırak bırak. Gel peşimden. Gel gel. Otur bakalım şuraya. Al bak. Bunları doğra. Yemeklik mi? Sen biliyor musun nasıl doğranacağını? Yani siz doğrarken bakmıştım birazcık. Becerebilirim sanıyorum. Yap bakalım yemeklik. Yemeklik. Aha. İyi, elin yatkınmış. Evet, el becerim birazcık var. Birazcık seyretmem yetiyor galiba. 10 yaşında ya vardım ya yoktum. Annem 3 düşükten sonra kardeşimi doğurdu, Murat. Daha senesi de olmadı, hemen arkasından Ramazan. Annem soktu beni mutfağa. Yoksa daha. Dedi ki yemekleri sen yapacaksın. Ben ne anlarım yemekten? Bildiğim bir iki bir şey vardı tamam da. Ben yemek kim, ben kim? Ha işte aldım öyle soğanları elime. Başladım doğramaya. Aferin bak sen güzel doğruyorsun. Ben var. Bir soğanı doğruyum, bir parmağım doğruyum. Bir soğanı doğruyum, bir parmağım doğruyum ya. Yani mutfağa giriş o giriş. Bir daha da çıkamadım. Ay. Ortaokulu böyle yalvar yakar bitirdim sonra da göndermediler. Ne ağladım ama, ne ağladım. Ya böyle senin gibi soğandan değil gerçekten. Acıdan, kederden ağladım. O yaptığım her yemeğin içine benim böyle gözyaşlarım şap şap diye damlamıştı. İşte bak, sen ne şanslısın. Hiç değilse okulunu bitirmişsin. Bir meslek sahibi olmuşsun. Yemek ha işte, öğreniyorsun. Ama ben ne yaparsam yapayım, senin bildiklerini bu saatten sonra öğrenemem. Ya.
sen valla göründüğünden farklıymışsın ha. Valla böyle çıt kırıldım gibisin ama dayanıklısın. Dirençlisin. Öğreniyorsun da. Aferin. İşte biraz da iş tecrübem olsaydı. Aman iş. He, bir kapı kapanır, öteki açılır. Elini tutarlar ayağınla. Hoş sen elini de tutturmazsın belli. Bir yolunu bulursun. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım. Of ne konuştum be. Ay kendimden yoruldum. Hadi sen işin bitince haber ver bana. Tamam. Ay. Mutfak katında hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaşacağım. Tek tek. Hepsinin senden davacı olmasını sağlayacağım. Rüyam. Sözümü kesme. Yalvarman için gelmedim. Ben soracağım. Sen cevaplayacaksın. Sarnıç'taki tadilat sırasında sen hep orada mıydın? Zaman zaman. Tadilat ne kadar sürdü? Tam bir ay. Ne yaptılar o kadar zaman ben de anlamadım ama. Epey bir hafriyat da çıktı. Gece gündüz kamyonların biri gitti biri geldi. Firmanın adını hatırlıyor musun? Ne yapıyorsun ya burada? Ömer işler iyice karıştı lan. Oğlum aramak yerine buraya kadar geldiysen karışmıştır. Ne oldu? Öyle bak şimdi. Ben bu Anıtlar Kurulu'ndaki bütün belgeleri inceledim tamam mı? İnsanların da şöyle bir ağzını da yokladım. Bu sarnıç davetten önce sit alanı ilan edilecekmiş. Yani kurul neredeyse kararı veriyormuş zaten. Niye verememiş? Ya ona bir cevap yok da. Bir şekilde hemen bu karar erteleniyor. Sonra da davetin izni çıkıyor. Bu. O zaman Çelebi ilk başta kararı ertelettirdi, ondan sonra da izni çıkardı. Yani dananın kuyruğunu koptuğu yer bura mı diyorsun? Aynen öyle kardeşim de. Bu sefer dala veri çeviren Çelebi değil oğlum. Çelebi değil kim? İskender mi? Rüyanın babası Kenan Yıldırımlar. Ne diyorsun oğlum? Kurulun başkanı Kenan Yıldırımlar'ın üniversiteden arkadaşıymış. Emin misin? Ya araştırdım kardeşim. İnşallah yanılıyorumdur ama durum böyle bu. O zaman işin içinde bir tek Kayabeyliler yok. Rüyanın babası da var. Aynen öyle. Oğlum bu kız sarnıç olayındaki herkese hapse attırmak için kendini paralıyor. Şimdi kendi elleriyle babasını cezaevine mi gönderecek? Ne bileyim oğlum. Ah geliyor. Ne yapacak? Söyleyecek mi şimdi? Yok oğlum ben Çelebi'nin evinde Kenan'ı gördüğümü söylemedim. Neyse boş ver bir şey söyleme. Tamam. Kötü haber mi? Yok. Senin ne işin var burada? Sarnıç'ı araştırmaya gitmiştin. Araştırdım ya, yeni bir şey yok. Sende ne var ne yok? Bir şey öğrenebildin mi? Çok hafriyat çıktığından bahsetti. Tabii alt tarafta kazıyı yaptılar, sonra da mekana adam ediyoruz diye kılıf uydurdular. Tamam da işte, hangi şirkette çalışmışlar? Orası önemli. Severoğlu hafriyat. Dur. Hiç boşuna bakma, adresi bulamazsın internette. Ama ben hemen öğreniyorum. Bir dakika. Babacığım, ya bu sarnıçtaki hafriyatları taşıyan firmayı nereden bulmuştuk? Neden soruyorsun? Sarnıçtaki yangın... Rüya. Kızım, sana bu işle ilgilenmemen gerektiğini daha kaç defa söyleyeceğim? Tamam, babacığım sakin ol. Rüya, bak eğer beni seviyorsan bu işten uzak duracaksın, tamam mı? Yangınla ilgili hiçbir şeyle uğraşmanı istemiyorum. Anladın mı? Tamam, anladım. Görüşürüz. Ben şirketin adresini bulurum ya. Tamam. Sarnıç kelimesini duyması yetiyor. Hemen bir tepki. Vardır bir bildiği.
Neyse kardeşim, ben gideyim. Şu adresi bulduğum zaman size alo derim, tamam? Tamam. Sizde bir şey var. Yok canım, her zamanki halimiz. Şey. Babamın bana tavrından ne farkı var bunun? Neyin ne farkı var? E, ikiniz de bana çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Biliyorum artık, tanıyorum sizi o kadar. Bir şey saklıyorsunuz benden yani. Sen de babam gibi gidip benim kum havuzunda falan oynamamı istiyorsun. Baban haklı Rüya. Senlik değil ki bu işler. Nedenmiş? Ya bir kere prenseslik olayına ters. Yeter ya. Küfreder gibi prenses, aşağı prenses, yukarı prenses. Tamam yeter. Ömer, ben senin kafandaki kadından o kadar uzağım ki tahmin bile edemezsin. Yani deme artık bana prenses, tamam? Tamam, eğer rahatsız oluyorsan. Oluyorum, sevimli gelmiyor artık. İyi. İyi. Rüya, hem sen neden evine gitmiyorsun, biz böyle ikili gibi takılıyoruz seninle? Takılmıyoruz, bir sorunumuz var, onu çözmeye çalışıyoruz. Tamam işte, ben de diyorum ki sen olmasan ben daha hızlı çözerim bunu. Bana ihtiyacın yok mu? Yok. Yalnız hatırlatırım, fareyle konuşan da benim, hafriyat firmasını öğrenen de. Tamam, bravo işte, aferin. Bundan sonrasında sen yoluna, ben yoluma. Ömer, ne oluyor ya? Bir konuşabilir miyiz? Ömer, ne derdin var senin? Bir dökül, rahatla. Ya benim bir derdim yok, sabahtan beri bağırıp çağıran sensin. Beni niye gönderiyorsun o zaman? Öyle gerekiyor. Bana söylemediğin bir şey mi var? Ömer, söylesene. Ayağıma dolanma. Hiç öyle bir niyetim yok. Ozan mı? Ozan. Hafriyat firmasının yerini yollamış. Hadi gidelim. Rüya, beni dinlemiyor musun? İstemiyorum. Ben senin isteyip istemediğini sordum mu? O yangına sebep olmakla suçlanıyorum ben. Yangında evlatlarını kaybetmiş insanlar toplandı benim kapımın önünde. Hepsi beni suçladı. Biri kenarda duracaksa o ben değilim Ömer. O yangında insanların ölümüne sebep olan herkesin hesap vermesini sağlayacağım tek tek. Hepsini hapse attıracağım, anladın mı? Hadi. Hayattasın be abla. Her şey insanoğlu için. Olay nasıl oldu abla? Melisa'cığım. Demre teyze. Merhaba canım. Merhaba. Güneş gelmedi mi okula? Gelmedi. Neden? Hasta mı? Bilmiyorum. Tamam canım, sağ ol. Buraları doldurduk. Şimdi de buraları lütfen. Tamam. Alo? Alo Fatma, Güneş evde mi? Cemre Hanım, evet. Ne oldu, neden gitmedi, okul hasta mı? Yok, gayet iyi. Kendisi istemedi.
özel dersi var bugün. Şimdi ders çalışıyor hocayla. Bir sesini duyabilir miyim? Orada yanında mı? Ay yok, mümkün değil. Ne olur beni zor durumda bırakmayın. Kapatıyorum. Ama gerçekten hasta değil, değil mi? Bak doğru söylüyorsun. Olmuş mu? Çok iyi, çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Güneş, kızım bir şey ister misin? Süt, ama buzda olsun. Tamam. Hocam siz? Sağ ol. Efendim hoş geldiniz. İçeride de modellerimiz var. Yok ben almayacağım. Şey soracaktım. Bu nasıl yapıyorsunuz? Yani normal taş üstüne akrilik. Evet efendim. Hafriyat şirketinin burası olduğuna emin miyiz? Yani Ozan'ın gönderdiği adres burası. Nereye taşındılar acaba? Yani bence bir yere taşınmadılar. İşleri görülene kadar burayı tuttular, işleri bitince de kapattılar. Dümen yani hepsi. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ne yapalım, bulacağız bir şey. Hadi. Kardeşim, bu verdiğin adres boş çıktı. Hiç şaşırmadım vallahi ya. Oğlum buradan bir şey çıkmazsa tarih eserlerin yerini öğrenemeyiz ki. Kardeşim ben şimdi emniyete giriyorum. Bana bir iki saat verin döneceğim size. Ne var aklında? Vallahi bir ihtimal. Dur bakalım ya. Arayacağım ben seni kardeşim. Kapatıyorum. İyi tamam. Beklemedeyiz. Bekleyin diyor. Sen neye bakıyorsun? Acıktım ya. Böyle atıştırmalık yiyebileceğimiz bir yerler var mıdır? Var. Gel. Tomris Üstünoğlu'nun hastane kayıtlarını inceledik. Gerçekten ortada kimliği belirsiz birine ait oda kaydı var. Hastane kadın ne isterse olur. Hemşireler, doktorlar onlarla konuştunuz mu? Gören bilen yok. Tomris Hanım ilgileniyor dendi. Bu kadın büyük yalan söylüyor. İyi de başkomiserim neden? Kadının trafik cezası bile yok. Yani niye çiçek görgülü ölü göstersin ki? Ne çıkarı var bundan? Bunun kızı da davette miymiş? Evet başkomiserim. Yaralı kurtulmuş. Var listelerde adı. İyi. Onun da ifadesini alalım. Başüstüne başkomiserim. Hanımefendi. Benimle tamam sıkıntı yok. 25 numara anneciğim. Atlas. Atlas aç yavrum ben geldim. Bir tanem aç kapıyı. Kapıyı üstüne kilitledim tedbir amaçlı. Atlas. 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 Yaş. Burada dur, dur. Atlas. Atlas. Atlas neredesin? Orada mı? Yok burada. Ne demek yok? Torunum nerede? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum ne demek ya? Ne demek bilmiyorum? Ha, bilmiyorum dedim ya. Gözünün önünde açtım kapıyı. Bu da olması lazımdı. Torunum nerede? Ya
bilmiyorum diyorum. Anlatamıyor muyum ben sana? Bilmiyorum. Benimle oyunu oynama. Ya ne oyunu? Ne oyunu ya? Ne oyunu? Torunum nerede? Hadi bakalım şampiyon, hadi yürü. Doğruca duşa fırla. Pis pis yerlerde durmuşsun. Tamam, çiçek de gelir, hadi. Ne dedim ben sana yolda, ha? Sen kimse buradan olamaz. Ben varım. Kork. Tamam mı? Hadi bakalım. Koş. Sanım Atlas geldi. Nasıl? İskender getirdi. Bak mis gibi oldu. Değil mi? Şampiyon sana bir şey soracağım. Duyduğuma göre sen konuşmuşsun. Peki bana da bir şey söylemek istersin. Hı? Eğer bir şey söylemek istersen ben seni mutlulukla dinlerim. Tamam. Tamam, ısrar etmiyorum. Tamam. Şampiyon istemiyorsa bitmiştir. Israr yok. Ablacık. Gel bakalım. Ya biliyor musun, ben çocukken yıkanmayı hiç sevmezdim. Nefret ederdim hatta. Niye bilmiyorum, pazar günleri eğer duş almazsam ertesi gün okula gitmem zannediyorum. Tamam mı? Bir gün ne yaptım biliyor musun? Saklandım. Saklandım. Gittim garaja. Babamın arabasının bagajını açtım. Girdim içine. Sen misin gibi? Ne oldu sonra? Beni bulduklarında bayılmak üzereymişim. O kadar uzun süre bagajda kalınca havasız kalmışım tabii. Sen İskender'in dediğini de yaptığını da yapma tatlım. Aynen. Gel. Gel bakalım. Kuzum benim. Önce sol. Sol. Şimdi sağ. Bunu da bağlayalım. Sen içeriye git, ben de hemen geliyorum, tamam mı? Hadi. Eserine mi bakıyorsun? Bak. Kaçırma gözlerini, bak. Bak.
iki tane gazetecinin önünde yaşadığımı itiraf ettim diye aklanmış olmuyorsun. Kimse bilmese bile ben biliyorum. Bana bunu sen yaptın. Dokun. Bak. Ne oldu? Dokun. Ne oldu? İğreniyor musun? Beni ittin. Hayatımı mahvettin. Çiçek. Son nefesime kadar senden nefret edeceğim. Her gün sana lanet okuyacağım. Varlığına, karşıma çıktığın güne. Şuracıkta çekip vursam seni içim soğumaz. Bitti mi? Hiçbir zaman bitmeyecek. Benden önce yüzümü aldın. Sonra sevdiğimi. Sen ölmeden ölmeyeceğim İskender. Mezarına tükürmek için yaşayacağım. Yetecek mi o sana? Başka bir şey yemez misin? Yeter bana bu. Ünlü bir yer mi burası? Herhalde ama asıl buraya yakın bir mekan varmış. Bu şairlerin, yazarların takıldığı bir yer. Orası çok güzelmiş. Ne diyorsun? Hiç bilmiyordum. John John'lu bir hikaye değil ya, ondan olabilir mi acaba? Ne, yalan mı? Bana niye kötü davranıyorsun? Davranmıyorum, yok öyle bir şey. Var. Yok. Keyfim bilir. Çorba çok güzelmiş ama. Ne oluyor Ömer, konuşur musun? Yani konuşmayacağım, konuşmayacağım diyorum, dayanamıyorum sonra. Beraber bir şey yapmamızı bile istemeyecek, ne olabilir? Ya bu sarnıç olayı çok karışık bir olay. Onun için bunun içinde olmanı istemiyorum. Neden? Öyle. Geçiştirme beni. Ya geçiştirmiyorum işte. Direkt açık açık sana söylüyorum. Bu olay karışık bir olay ve senin bu olayın içinde olmanı istemiyorum ben. E babam gibi oldun iyice. Ne var Ömer ya? Çok şey var. Açıkla. Dilin çözülecekse bir tane alalım şundan. Sen bir iş onu, sonra konuş, dökül, önümüze bakalım. Olur mu? Şefim. Abi şuradan bir tane büyük versene bana. Sar abi ve sana zahmet. Ne yapıyorsun acaba? Ya dediğim gibi bir efsane varmış işte bu şairlerin, yazarların takıldığı yerle alakalı. Neymiş? İşte burada bu şairler, yazarlar otururlarmış. İçerlermiş, sohbet muhabbet. Aralarında da bir tane kadın varmış. Vücudunda gezen bir iğne olduğundan bahsediyormuş sürekli. Ya işte o iğnenin bir gün gelip kalbinden yaralayıp öldüreceğinden korkuyormuş kadın. Gerçekten var mıymış öyle bir şey peki? Yani iğne durumu. Var mıymış yok muymuş orasını tam bilmiyorum ama kadın baya baya korkuyormuş işte. İşte iğne gelir kalbimden beni vurur, öldürür. Bir anda pat diye gider diye. Buyur abi. Sağ olasın. Bir de kalem var mı? Sağ olasın. Sonra ne olmuş? Dur anlatacağım dur. Ömer. Dur anlatacağım. E'si işte bunlar yine oturur bir gün muhabbet ederken, sohbet ederken aralarından bir tanesi kalkmış, masadan bir şişeyi almış. Kendi imzalamış. Dönmüş diğer yazarlara, şairlere de imzalatmış. Kadına uzatmış. Kadına demiş ki bu şişeyi seneye bugün burada içeceğiz. Sen de o zamana kadar ölmeyeceksin. İçmişler mi? İçmişler. Şişeyi veren şair ölene kadar her yıl içmişler. Kendilerine ölmeme günü yapmışlar. Güzel hikayeymiş. Güzel hikaye. Tabii bana niye bunu anlattın diye sormayacağım sana. Artık ben sana bir şey sormayacağım zaten. Yani mecburi durumlar dışında. İşte Ozan'dan haber var mı?
Sarnıç'la ilgili gelişme var mı falan gibi gibi şeyler. Peki neden böyle bir karara vardın? Çünkü bu soruların sende cevabı yok. Ya da var ama korkuyorsun. Bu saatten sonra senin korkularını yenmenle uğraşamayacağım. Olur, en doğrusunu yapmış olursun. Da bu sende kalsın, olur mu? Sığar mı çantana? Sığar herhalde de... Seneyi mi içeceğiz? Yani bir sene değil, kesintisiz iki gün bile sen bana katlanamazsın bence Rüya. Benim adıma karar verme, rica edeceğim. Tamam, senin adına konuşmayayım. Kendi adıma da şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer sen geleceksen ben bir sene beklerim ölmeden. Ben o günü beklerim. Bu şişeyi içeceğimiz günü beklerim. Tabii geleceksen. Kamyon da aynı yöne doğru gidiyor. Öyle. Hepsi molozları aynı yere götürmüş. Biri hariç. Bir çay getirsene bana. Baş üstüne alırım. Niye bu kadar önemli bu kamyonlar? Benimkisi şüphe ya komiserim. Yani eğer ki bu yangın böyle bir kundaklama falansa... ...o arada bir dalavere döndü mü diye bir iz arıyorum ben. Ne gibi? Bir bilsem. Arıyorum ama. Neyse bana müsaade. Yardımlarınız için sağ olun. Bir şey bulursanız... ...hemen size haber veririz. Kolay gelsin. Şunun peşine birini tak, adım adım izlesinler. Neden amirim? Bunların bildiği bizim bilmediğimiz bir şey var sarnıç yangını ile ilgili. Neymiş öğrenelim bakalım. Baş üstüne başkomiserim. Ömer, oğlum aynı kamyon her seferinde diğerlerinden başka bir adrese gidiyor ya. Hem de defalarca kardeşim. Tamam işte tarihi eserleri oraya götürüyorlardır da. İşte orada tutmazlar, oradan sonra nereye götürüyorlar o önemli. Orası sizde. İyi tamam. Sen gelmiyor musun? Kardeşim galiba başkomiser peşime polis taktı. Onları atlatır atlatmaz yanınızdayım tamam? İyi tamam hadi dikkat et. Hadi eyvallah. Ne diyor? Ya bir adres bulmuş. Tarihi eserler orada olabilir diyor. E hadi gidelim hemen. Tamam prenses sakin. Kaybedecek zamanımız yok hadi. Ya ben boşa mı konuşuyorum? Sana bu olaya dahil olma dedikçe sen sanki inadıma gibi bu olayın içine atıyorsun kendini. Kendi kararlarımı kendim veriyorum. Hadi. Ömer hadi. Ay. Çiçek, sen atla salıp içeri geçin. Komiserim merhaba. Merhaba, buyurun. Kızınız Şimal Mahirer burada mı? Hayır.
Nerede? Şehir dışında. Niçin sordunuz? İfadesine başvurulacak da. Ne zaman döner? Birkaç hafta dinlenecekti. Hemen döneceğini sanmıyorum. Hangi şehirde? Oranın emniyetine gidip ifadesini verebilir. Arabayla çıkmıştı. Tam olarak bilmiyorum ama ben öğrenip sizi ararım. Tamam, bekliyoruz. Bir yer diyor. Bence burası. Tarih eserler burada olabilir. Ne yapacağız peki? Ya ne yapacağız? Sen bir şey yapmayacaksın. Sen taksiyle buradan mahalleye gideceksin direkt. Yok. Rüya. Ömer. Rüya yeter. Bak güldük, eğlendik. Bundan sonrası tamam. Senlik bir şey yok. Bundan sonra sensiz. Ben seni tek bırakmam. Ya tek değilim. Ozan gelecek birileriyle. Hadi. Hadi Rüya. Hadi hızlı biraz. Tamam. Yürüyorum. Ömer, mesajımı alınca beni arar mısın? Öldüm meraktan. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, bunlar ne? Ya, Güneş'in okuluna gittim bugün. Orada böyle yeni açılmış bir tasarım dükkanı vardı. Böyle şeyler yapıyorlardı. Çok güzel, kafan dağılır. Yok, hobi için değil. Ya bunları böyle tasarlayıp satayım diyorum. Yani gündüz lokantada, akşam da bunlarla uğraşırım. Şimdi bunlar dükkanda 200 ile 300 lira arası satılıyordu. Ben de diyorum ki 50 ile 100 arası satsam internetten yapacağım satışı. Yani yani hiç olmadı, günde iki tane satsam, bir tanesi maliyete gitse 100 lira kalıyor cebime. Zaten lokantadan da o kadar kazanıyorum. Çok iyi fikir. Değil mi? Yani biraz para biriktiririm belki. Yani belki daha iyi bir eve geçerim. Güneş'in korkmayacağı. Güneş senin yanında hiçbir şeyden korkmaz. Kendine çok yükleniyorsun ya. Yüklenme bu kadar. İlk seferde yadırgaması çok normal değil mi? İşte. Sağ ol. Sen nerelerdeydin? Akşam gelmedin. Hiç haber yok, ses seda yok. Ne oldu? Haberleri izlemedin mi? Yok, izlemedim. Ne oldu? Anlatsana, çatlatma adamı. Ne oldu? Kardeşim, ben arka taraftayım. Burada bir kişi var. Temiz olun burası. Tamamdır, ben de ön taraftayım. İyi, tamam. Ben onu hallederim. Oyalama sende, gerisi bende. Hadi dikkat et. Tamam, tamam kardeşim. Kapattım, hadi. Öf be. Selamın aleyküm. Aleyküm selam, hayırdır? Ya abi, mal götürülecekmiş de. Haber geldi bana, o yüzden geldim. Bana talimat falan bir şey gelmedi. Allah Allah, nasıl olur ya abi? Bana dediler ki sen kalk depoya git, ben ona geldim ya. Şu havaya bak. Diğer arkadaşa bir sorayım, belki onun bir ilgisi vardır. Bir sor bakalım abi. Alo Metin. Mal teslimatı falan yapılacakmış. Bilgin var mı senin? Metin, Metin duyuyor musun Metin?
Metin uyuyor Metin. Metin'in uykusu gelmiş. Hava nasıl buz gibi? Ya sen bir de bana sor. Vallahi billahi işiniz zor. Sen yeni misin ya? Aynen abi. Birkaç gün falan oldu ya başlayalı. Metin. Metin. Hadi Ömer. Telefonla bir arayayım, cevap vermiyor. E telsizden bir daha sorsaydın ya. Yine cevap vermedi. Şarjı falan bitmiştir belki. Aynen. Alo. Depodan arıyorum da. Elemanın biri gelmiş, teslimat var falan filan bir şeyler diyor. Var mı senin bilgin? Tamam. Tamam almıyorum içeri. Dostum talimat yok, seni içeri al ama. Abi kurban oldum yani, bana verilen emir yani böyle. Ben şimdi ne yapayım, ben bu malı almadan buradan nasıl gideyim abi? Sen kendini benim yerime koy, ne yapardın? Kardeş, işleri istersen zorlaştırma. Sen şimdi ufak ufak ikile. Bak kameralar da kayıtta. Hava da soğuk, üşütme. Tam zamanında geldin be oğlum. Oğlum buralar şimdi kaynar, acele etmemiz lazım. Bak bak bak, ceplerine bak. Buldum, tamam. Buldum. Abi. Ne oldu, iyi misin? O herifler. Ömer mi? Sarnıç'tan çıkardığın tarih eserleri buldular. İmkansız. Abi bu nasıl olur? Elden çıkarmadığımız çok az eser kaldı. Onları da bulmaları imkansız. Bir hafta içinde son parti tarihi eserlerim çıkışı olacak. Hiç haberim yoktu. Nerede tutuyorsun? Bilmesen daha iyi. Bulmuşlar. Kenan sayesinde. Efendim Ozan. Ah. Çok teşekkür ederim haber verdiğin için. Sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Ozan'la Ömer tarihi eserleri bulmuş. Rüya. Ne diyorsun? Yani Çelebi suçlu bulunursa bu benim de kurtuluşum olur. Aynen öyle. Senin, Ali'nin, Tomlis teyzenin, Sarnıç'ta hayatını kaybeden herkesin. Ay Rüya. Yani umut etmeye korkuyorum ama bu sefer gerçekten şans bizden yana galiba. Olacak. Olacak, inan bana. Onu soracaktım ben de. Çantanda şişeler falan. Hayırdır, akşamcı mı oldun? Bırak ya. Ömer deli edecek beni. Ne oldu yine? Ya aldı şişeyi, sardırdı. Verdi bana seneyi içeceğiz diye. Aa, Turgut Uyar geleneği. Ölmeme günü. Aa, çok tatlı. Neresi tatlı Cemre bunun? Bir sene sonra içeceğiz diyor. Yani adam benim, bir sene sonraya öteliyor. Tam Ömerlik bir hareket değil mi bu? Yani seni şimdi tamamen kaybetmektense umut etmek istiyor. Böyle saçma şey mi olur ya? Korkarsa ne olur? Rüya. Ömer senin gibi değil. Yani senin gibi istediği her şeyi elde etmeyi bilmiyor. Beklemeyi biliyor, sabretmeyi biliyor.
Yani seni ömür boyu kaybetmektense bir sene sonra o şişeyi birlikte açacağınız günü beklemeyi seçiyor. Ben beklemek istemiyorum ama. E artık orası da senin bileceğin iş. Onu ben bilemem. Şu taşlarıma bir şey olmadan. Tomris Hanım. Tomris Üstünoğlu, bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Hakkınızda ihbar var. Atlas sana emanet. Buyurun. Evet Tomris Hanım. Var mı diyeceğiniz bir şey? Bize Çiçek Görgülü'nün hastanede olduğunu söylemiştiniz bütün bu süreçte. Oda kaydı var demiştiniz. Ama aslında bunca zaman sizin evinizdeymiş. Şimdi bir şey söyleyecek misiniz? Tomris Hanım, Çiçek Görgülü'nün evinizde yaşadığını iddia eden bir görgü tanığımız var. Yardımcınız Sevinç Mengeçler. Ne diyorsunuz? Önce avukatımı görmek istiyorum. Avukatım olmadan tek kelime konuşmayacağım. Tamam. Çağıralım bakalım avukatınızı. Avukatım Çelebi Kaya Beyli'dir. Tomris Hanım'ın avukatı ben değilim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet memur bey, çok eminim. Tomris beni arattıracak kadar köşeye sıkışmış. Tarih eserlerin yeriyle ilgili bir gelişme var mı? Araştırıyoruz.
Tomris Hanım seni emniyete bekliyor, avukatı olarak. Aklının başına gelmesi için çok geç kaldım. Peki, sen bilirsin. Ama ben senin yerinde olsam giderdim. Yoksa başın büyük ağrıyacak. Tomris Hanım. Çelebi kendisini korumak için her şeyi yapacaktır. Merak etme. Tamam. Ne oldu? Mesaj aldı. Bence buradan direkt emniyete gider. Çelebi gidiyormuş. Sen? Ben dükkana gidiyorum. Bir şey diyor mu? Artık bir şey demesi gereken tek kişi sensin. Sen bir şey diyorsun mu? Eyvallah. Eyvallah. Sensin eyvallah. Sabır taşı olsa çatlar artık ya. Ne oldu? Ben anlamıyorum artık. Beni seviyor, hissediyorum. Bazen öyle bir laf söylüyor. Böyle bir bakıyor. Şurada hissediyorum ya. Böyle bakınca güzel, iç gıdıklayıcı. Of, bilmiyorum işte, tarif edemiyorum. Adı aşk. Çiçeğim. Ben artık kalbimin yerini biliyorum. Biliyorum. Ömer de bilsin istiyorum. Bilsin. Seni tutan ne? İstemiyor beni. Öyle geride tutuyor kendini bilerek. Şair şair hareketler böyle. Ya ben şiir okumak istesem açarım zaten, okurum şiirimi. Ben seni istiyorum adam ya. Bir sene sonra içeceğimiz içki değil. Gülme. Gülme. Hadi. Hadi kalk. Ne? Kalk git. Konuş onunla. Hayatta gitme. Aa. Bak benim hatırım için lütfen Rüya, bunu söylemen lazım. Olmaz. Çiçon, ben senin için her şeyi yaparım ama bunu... Aması maması yok. Bak hayat çok kısa gerçekten. Sen bu Ömer'e aşık mısın? O zaman karşına alacaksın, ben sana aşığım diyeceksin. Karşılıklı mı değil mi göreceğiz, biz de acımızı ona göre yaşayacağız. Hadi bak ne olur. Gerçekten. Ne bu güzelliğin, ne aldığın nefes. Hiçbiri senin değil. Hayat gerçekten çok kısa. Sadece bu an var. Gerisi yalan. Hadi. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Canım, ben de seni. Canım benim. Gidiyorum o zaman. Durduğun kabahat, hadi. İyi akşamlar gençler. Eyvallah. Eyvallah abi, iyi akşamlar. Eyvallah. Kardeşim, siz terasta balık yemeyecek miydiniz? Sen niye kızı bir yıl sonra sana randevu veriyorsun? Oğlum o terasta o balık yenecek. Ya sen de bu tez canlılık varken zor yersiniz. Biz bu faslı geçmedik mi Ömer ya? Birader. Ha. Ne yapayım? Elimde değil, aşamıyorum. Ya ne elinde değil Ömer? Her şey elinde kardeşim. Sen kıza aşıksın, kız sana aşık. Daha neyi bekliyorsun oğlum? Terk edilmeyeceğim günü bekliyorum birader, tamam mı? Lan kız seni niye terk etsin be? Çünkü ben onu çok iyi biliyorum, tamam? Ya Ömer,
Bu korkuyla yaşanır mı oğlum ya? Bak bana korku morku muhabbeti yapma. Zaten rüyada sürekli bunu diyor, korkak morkak. Birader çok fena tutuluyorum, ayar oluyorum, sana patlarım şimdi ha. Oğlum bak vallahi anlıyorum seni ama yani yanlış yapıyorsun be. Ulan film mi lan bu? Gerçek hayat birader. Burası da yedi kule. Ben rüyayla sevgili olsam benden sıkılıp ayrılması en fazla 2 gün sürer, 2 gün. Bilmiyorum sanki ya. Bok biliyorsun, her şeyi de biliyorsun be. Var ya bir şey söyleyeyim mi sana? Harbi gıcık aldım senden tamam, şu an. Tamam, hadi, hadi, hadi eyvallah. Hadi yoluna bak, hadi ya. Yalvarmak için mi çağırdın buraya? Yanlış yaptın Tomris. Yanlış tarafı seçtin. Bu düştüğün çukurdan ben bile kurtaramam seni. Bittin sen. Ben bitersem seni de bitiririm. Ne saçmalıyorsun? Öldürdüğünü sanayım. İçlerinde kızım da olan. Burada olmak artık benim problemim değil. Senin problemin. Beni buraya nasıl attırdıysan öyle çıkaracaksın. Yoksa ben birkaç sene, sen ve kardeşin bir ömür boyu hapiste kalırsınız. Her yer babanızın malı gibi at koşturamazsınız değil mi? Hayat dersi bittiyse devam edelim. Kaf daha bu tarafta değil birader. Hadi doğal ortamınıza. Dikkatli ol, burası ara sokaklara benzemez. Siz aniden döndüğünüz zaman. İnsanlar hareket edersen dikkat edeceksin.
Burası bizim doğal ortamımız. Söylediğim şeylerin aklınızda kalması ne güzel değil mi? Şansını zorlama. Seni gördüm o günden beri. Kalbim perişan, gönlüm... Bekleme. Neden? Çünkü sen kendi hayalin gerçekleşmesinden korkuyorsun. Sen bana korkak mı diyorsun? Değil misin? Değilim. Tamam, o zaman şu anda şurada bana her şeyi anlat. O gece ne diyecektin? Aşkınla dolu bu sözlerimi. Yani biraz yavaşlasan, sana yetişmeme zaman versen. Prenses, fena vuruyorsun ama. Kötü bir şey mi söyledin? Kötü bir şey söylemedim de. Beni sana alıştırma ama. Kadın yeryüzüne çıkana kadar gözlerini adamdan ayırmayacak. Eğer gözlerini kapatırsa geçmiş olsun. Bir daha asla bir araya gelemeyeceklermiş. Başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen. Hayır mı şer mi? Onu sen söyleyeceksin. Bugün çaylar benden. Ben hiçbir şey için bir sene beklemek istemiyorum. Yaktı mı? Yaktı. Hani sen bana diyorsun ya korkuyorsun diye. Ben yanmaktan korkmam. Beklemekten de korkmam. Sevmekten de korkma. Ben seni sevmeyi değil, beklemeyi göze almışım. Sen ne diyorsun? Seni her gördüğümde şuramda bir köpek oluyor, biliyor musun? Sokak köpeği. Değilsin. Öyle öyle. Böyle gırtlağı yırtılırcasına avaz avaz bağırıyorum ama duymuyorsun, ne yapayım? Rüya. Şimdi duydun mu?
mutluydum. Olmayacak bir dua mıydı bu? Allah'ım bana rema mıydı bu? Yoksa hemen sonu gelecek acıyla dolu bir aşk mıydı bu? Yoksa hemen...